Cümlede anlam Bıktın mı gerçekten beni <laughs> dinlemekten? Nasıl gidiyor? Çok mu yoruldun? Çok mu sıkıldın? Bazıları böyle çok üşeniyorlar meseleye. Ya hocam yeter soru çözdüğümüz, şöyle yaptığımız, böyle yaptığımız. Abi emek vermeden oluyor mu? Mümkün değil. Yani varsa aranızda böylesi hiç kusura bakmasın ama devam etmesin yani. Anlatabiliyor muyum? Sitemi de ederim yani. Hiç emek vermeden asla yemek yok. Hele ki paragraf konusunda, hele ki bilgisi konusunda asla. Evet neyse azarın yeri değil. Hemen başlayalım. Cümlede anlam karma test. 15. testi çözüyoruz. Ha Hadi bakalım başlıyoruz. İşte birinci soru gene şöyle sormuş numaralanmış cümlelerle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur diyor bu sefer dikkat et umarım yanlış okuyup gelmemişsindir. Bak Ankara'daki antik dönemden kalan yapıtların en eskisi olan Roma hamamının tarihi falanca yılına dayanmaktadır. Birinci cümlede antik çağın genel özellikleri mi anlatılıyor? Tabii ki değil. Yani o antik dönemden kalan yapıtların en eskisi olan Roma hamamının tarihiyle ilgili bilgi veriliyor. Genel olarak antik dönemle ilgili bilgi verilmemiş. Bu söylenemez. İkinci cümlede bir yapının önemi üzerinde durulmaktadır. Hamamın sıcaklık, soğukluk, spor alanı, yüzme havuzu gibi bölümleri oldukça iyi korunmuş. Önemiyle ilgili bir şey söylemedim yine. Güzel. Üçüncü cümlede tarihi bir yapının bakımsız kaldığı belirtilmekte. Bakalım. Hamama Ankara Kalesi'ne bağlayan antik yol üzerindeki tiyatro binası kaderine terk edilmiş gibi. Kaderine terk edilmiş gibi kısmı tarihi bir yapının bakımsız kaldığı anlamını getirir. İşte bu söylenebilir. Tamam mı? Peki dördüncü cümlede iki yapının korunması için yapılan çalışmalar sıralanmaktadır. Roma döneminden kalan Augustus Tapınağı ile Anadolu erenlerinden Hacı, Beyrem, Hacı Bayram Veli'nin türbesinin bulunduğu Hacı Bayram Camii birbirine yaslanmış duruyor. Peki burada e, bu iki yapıdan söz ettik ama korunmaları için yapılan çalışmaları sıralamadık. Sadece yan yana birbirlerine sırt sırt vermiş duruyorlar. Beşinci cümlede söze edilen yapıların görünüşlerindeki çirkinlikler dile getirilmiş. Sanki biri yıkılsa ötekine vereceği zararı düşünerek her ikisi de zamana karşı direniyor demiş. Hayır asla böyle bir görünüşlerindeki çirkinlik de dile getirilmemiş. Zaten bulduk cevabı Ceyhan'mış. Hadi ikiye bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır. Eş anlamlı cümlelerle yakın anlamlı cümlelerle ilgili bir soru. Dünyanın en büyük ozanlarından Dante çok önemli sözler etmez ama çok güzel söyler. Ne yaptı? dante ile ilgili bir eleştiri var burada. Olumlu ve olumsuz iki yanı var. Çok önemli sözler etmez ama güzel söyler. Yani konu ya da içerikle alakalı bir şey bulamayabilirsin ama Üslupla ilgili çok olumlu şeyler var diyebiliriz. Konu nedir? Çok önemli değil Dante için ama söyleyişi on numaradır. Şiirde sözcükler özenle seçilmeli. Şiirde içerik her şeyden önce gelir. Şiir insanı etkileyecek konularda yazılmalı. Şair başarılı kılan söyledikleri değil de söyleyiş biçimidir. Yani söyledikleri değil de işte konu burada out söyleyiş biçimi yani üslup in demiştik ya. Tam olarak aslında bundan bahsediyoruz. Doğru cevap bu yüzden bu olmalı. Şair okuyucuya yeni ufuklar açmalı zaten uzak bir seçenek. Ben ne yaptım? Yukarıdaki metni okudum. Onu okurken bir iki parçaya böldüm. Dante'den öncesini ayrı, sonrasını ayrı değerlendirdim. Kafamla şekillendirip netleştirince seçeneklere indim. Her zaman böyle yapmalıyız. Kafamızda netleşmeden inmek yok. Peki bu cümlede asıl vurgulanmak istenen ne? Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir, birlikte çalışmak başarıdır. Yani bir araya gelmek insanlar için bir başlangıç olabilir. Bu birliği sürdürmek de gelişmek anlamında iyidir. Fakat birlikte çalışmak da gerçekten başarı ister. Onu başarmak zordur gibi bir anlam var. Hadi bakalım bu kıyaslamayı nerede bulacağız? Bir araya gelmek başlangıç olduğu için her şeyden daha önemlidir. E nerede birliği sürdürmek, birlikte çalışmak, birlikteliği sürdürebilmeyi başarmak her şeyden daha önemlidir de değil. Birleşmek, birlik olmak, birlikte olmak farklı kavramlar gibi böyle bir tasnife ya da böyle bir e, kelime kalabalığına bir açıklama da getirmedik yukarıda. Birleşmek ve bu birlikteliği sürdürmek güzel. Bu bir başlangıç. Şu da gelişmeydi. Önemlidir. Ancak asıl başarı birlikte çalışabilmektir. Çok iyi değil mi? Yukarıdaki ifadeyi bütünüyle tek tek açıkladı. Hiçbir şey açıkta kalmadı. Yani böyle olmalı. Herkes başarılı olmanın yollarını öğrenirse amacına ulaşır zaten. Çok uzak bir cümleymiş. Dördüncü soru uzunca bir soruymuş bu da. Yöremizin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede çevre ile ilgili tasvir yapılıyor. Bodrum, yüksek tepelerle çevrili, girişinde heykel görünümü kayalar, çam ormanları olan bir koy güzel var. İkinci cümlede iskelenin kullanılışına ilişkin bilgi veriliyor. Bu batısında buralarda dolaşan gezi teknelerinin yanaştığı bir iskele var. Gezi tekneleri yanaşıyormuş. Çok güzel. Üçüncü cümlede denizcilikle ilgili bilgiler veriliyor. Bu tekneler yaz aylarında mavi renkleri, kırmızı bayraklarıyla denizde bir renk cümbüşü oluşturuyor. Denizcilikle ilgili bilgi vermiyoruz. Bu teknelerle ilgili bir tasvir yapıyoruz. Dördüncü cümlede yatsınamayacak bir durumdan yani reddedilemeyecek, e, yok sayılamayacak, inkar edilemeyecek gibi anlamları var. Bir durumdan söz ediliyor. Ne var ki bunların çevreye kim zararları oldu da apaçık ortada yani yok sayamazsınız bunu gibi. Bu da doğru. Beşinci cümlede daha önce belirtilen sorunlarla ilgili bir çözümden söz ediliyor. Dileyim bunların yerine en kısa zamanda hafif çevreye zarar vermeyen katamaran denen teknelerin alması bir de çözüm önermiş olduk. Güzel ama denizcilikle ilgili bilgi vermedik. C seçeneğinde. Evet 5. Hangisi bir tanım cümlesidir? Bir nesne hakkında bilgi veren, onun ayrıntılı tasvirini yapan ya da fonksiyon hakkında bilgi sunan cümlelere tanım cümleleri denir. Ama açıklama cümlesiyle karışmaması için şöyle bir şey gerekiyordu. Tanım cümlelerinde bu nedir ya da bu kimdir gibi soruların yanıtını bulmak mümkün olmalıydı. Bu çok kıymetliydi. Lirik şiirde aşkın her türlüsü bütün coşkusuyla işlenir. Lirik şiir akıldan çok gönle hitap eder. Hala lirik şiir nedirin cevabı yok. Lirik şiir duyguların coşkulu bir biçimde işlendiği bir şiir türüdür. Güzel. Lirik şiir nedir? bu böyle böyle bir şiir türüdür. Maalesef böyle bir şey var. Açıklama cümlelerinin çoğunu biz tanım cümlesi gibi kurarız ama nedir kimdir gibi sorulara cevap verecek ve yanıtında da ek eylemin kullanılacağı bir şey istiyoruz. Lirik şiir düşünceden çok düş kullanır. Lirik şiir daha çok aşk ölüm ayrılık gibi konular işler. Bunların hepsi açıklama cümlesi. Parçada sözü edilen yaşlı çiftçinin niteliklerini numaralanmış cümlelerin hangilerinden çıkarabiliriz? Yaşlı bir çiftçi ve onun tek tek nitelikleri. Amerika'da Hudson Nehri üzerinde Robert Fulton'un yaptığı Clement adındaki tarihin ilk buharlı gemisi yüzdürülmeyi bekliyordu. Yok bir şey. Birin olduğu seçeneklerden rahatlıkla kurtulabilirsin. Halk nehrin iki yakasında toplanmış bu önemli olaya tanıklık etmek istiyordu. Hala yaşlı çiftle ilgili hiçbir şey konuşmaya başlamadık. Devam ediyorum. İçlerinden yaşlı bir çiftçi, güzel yaşlı bir çiftçi gemiyi yürütmeyi asla başaramayacaklar diyordu. Şimdi yaşlı çiftçiyle ilgili burada herhangi bir söz verdi ki bu sözden harekette yaşlı çiftçinin ne düşündüğünü bulma şansımız var. Gemi gemiyi yürütmeyi asla başaramayacaklar diyorduk Yani orada neye şans veriyor ya da tanımıyor bununla alakalı bir yorum yapılabilir. Bu güzel bir şey oldu. Sonra bir süre sonra gemi çalıştı derken bu gemiyle alakalı bir şey söyledi. Aynı yaşlı çiftçi bu kez çalışmasına çalıştı ama bu gemiyi asla durduramazlar dedi. Yine onunla ilgili bir fikrimiz oldu. 3 ve 5 ile alakalı burada yaşlı çiftçinin de bir şeyler söylemesi söylediklerinden hareketle Onunla alakalı birkaç şey söylememize fırsat verecek. 7'ye bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi üslup cümlesi değildir? Cahit Kayran'ın anılarını okuyorum bir önden bir sondan bir ortadan. Şimdi nasıl okuduğuyla çok ilgilenmemize gerek yok. Bu asla e, bu yazarın sözü edilen sanatçı neseriyle ilgili bir üslup ya da içerik cümlesi değil. Kayra'nın boğaza takılmadan, takılmayan şurup gibi akıp giden bir dili. Kayra'nın diliyle ilgili konuştuğunda işte orada bir üslup olur. Cahit Kayra gibi kamu görevinden ayrılıp yazan çok. Şimdi bu cümle de aslında ne oldu? Gene üsluptan uzak bir cümle oldu. Bunların bir bölüm biraz karmaşık ağdalı yazıyor. Nasıl yazdıkları dilleriyle alakalı. Dolayısıyla bu da mutlaka üslup cümlesi olur. Cahit Karya'nın dili en çok Semih Günver'in dilini çağrıştırıyor. Dili derken anlatımı, üslubu, tarzı. Yine bu bir üslup cümlesi. 1 ve 3 neredesin? B seçeneğiymiş bunun da cevabı. Hemen gelelim 8. soruya. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi koşul ilgisi kurmaktadır? Bizi biz kılan konuşma gücümüzdür. Bu gücümüzü yitirdiğimizden dilsizleşir susarız. Dış dünyayla bağlantımız kopar kendimizi boşlukta buluruz. Evrendeki diğer varlıklardan hiçbir üstünlüğümüz kalmaz. İnsanoğlu konuşmazsa kişilik, duygu, düşünce yetisini geliştiremez. İşte şurada paşalar gibi yatıyormuş. İnsanoğlu konuşmazsa geliştiremez bunu. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Bakalım çıkarılamaz dediğinde hani paragrafta çok konuşacağız ama çıkarılamaz, ulaşılamaz, söylenemez gibi sorularda metinden hareketle küçük yorumlar yapabiliriz. Ama o sınırların dışına çıkmadan tamam kafamıza göre yorum yapmaktan bahsetmiyorum. Şair kendi dilinin sözcüklerini kullanarak Yaşamı anlamlandırarak ancak iyi şairlerin yapabileceğini yapıp toplumda geçmişten beri var olan bu yeni yerini koruyabilir. Yani bir şair yerini koruyacaksa kendi dilinin sözcüklerini kullanmalı, yaşama anlamlandırmalı, iyi şairlerin yapabileceğini yapıp toplumda geçmişten beri var olan bu yerini koruyabilmeli. İyi şairler de kendi yerini korumayı başarır şairin sanatlı süslü bir dili vardır. Ya şimdi metinde hiç bununla alakalı bir şey söylemedi ki. Bu çok büyük bir soru işareti dursun. Şairin toplumda geçmişten beri yeri vardır. Var. İşte şurada yerini koruyabilmeli diyordu ya. Ancak iyi şairler toplumdaki yerlerini koruyabilirler. İşte şurada da ancak iyi şairler vesaire diyerek bunu söylemişti. Şairler yaşamı anlamlandırmak zorundadırlar. İşte şurada verdik. O da tamam. Şairler toplumdaki yerlerini koruyabilmek için iyi şairlerin yaptıklarını yapmalılar dedik az önce okurken. Fakat sanatta süslü bir dili vardır denemezmiş. 10. soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır? Neydi dolaylı anlatım? Birinin sözünü üçüncü bir kişiye aktarırken ne yapıyorduk? Sözcüklerle bir miktar oynuyorduk. Bakalım hadi bizim oralarda Haziran ortasından itibaren tatlı bir yaz mevsimi başlar. Köyün büyükleri Türkiye'de yaz mevsiminin yaşandığı en güzel yerin burası olduğunu söylerler. İşte şuraya bir bakalım. Aslında köyün büyükleri demiş ki: "Türkiye'de yaz mevsiminin yaşandığı en güzel yer burasıdır." demiş aslında. Köyün halkı büyükleri. Fakat biz ne yapmışız? Burasıdır yerine, burası olduğunu şeklinde küçük bir değişiklik yapmışız. Oradaki yüklemi bozuk bir fiilimsiye çevirmişiz. Üstelik söylerler gibi söylemek fiilinin kullanıldığı bir şey bu. Kesinlikle dolaylı anlatım. Burada e, onun soruda B seçeneğinde verilmiş. Evet, bu testi de bitirdik. Her şey yolunda mı? Mutlaka konuşalım. E, i̇ki tane testimiz kaldı karma test. Onları da sabırsızlıkla hemen çözmek istiyorum. Görüşürüz. Eyvallah.